Benim hikayemden herkese merhabalar. Girişimci kadınlarımızın başarı dolu hayat hikayelerini anlattığımız bu güzel programımızda bugün Songül Hançel hanımefendinin yanına geldik. Ve şimdi kendisini tanıyacağız. Merhabalar. Merhaba. Songül Hanım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Mutlu ettiniz beni. Allah iyilik versin efendim. Asıl biz teşekkür ederiz bizleri kabul ettiğiniz için. Ne demek efendim? Sizi biraz tanıyabilir miyim efendim? Öncelikle ben de bütün milletimiz adına COVID-19 için hepimize geçmiş olsun diliyorum başlarken. Sonrasında şöyle giriş yapayım. Ben yurt dışında büyüdüm, doğdum. Londra'da eğitimimi tamamladım. Sonrasında İstanbul'a yerleştik ailecek evlendikten sonra çocuklarımla. Orada bir dönem 28 yıl falan yaşadım. O yaşam alanım içerisinde hayvan sevgim beni veterinerde işe göreve başlamama neden oldu ve orada hayvan kuaförlüğüne devam ettim. 18 yıldır da hayvan kuaförüyüm ve bir gün gezmeye gelmiştim Aksaray'a. Buraya neden olmasın diye düşündüm ve evet karar verdim. Öncesinde şöyle kararım şöyle oldu. Buradaki hayvanların da ihtiyacı var. Ben burada da yaparım diye bir düşünceye daldım. Başardım. Başarmaya da çalışacağım. Daha da yapacağım. Bence hayvanların görselliğe de ihtiyacı var. Daha güzelleşecekler inşallah benden sonra. İnşallah efendim. Aksaray'da evet. Teksiniz. Evet, kedi, köpek berberliği yapıyorsunuz. Bu işi veterinerler de yapıyor ama tek özel olarak evet. Siz açtınız. Evet efendim. Bizimkisi biraz daha farklı. Bir de hayvan sevgim benim çok yüksektir. Onları ben çocuğum gibi görüyorum. İşimi severek yapıyorum. Ve onlar için kendimi adadım yani. Öyle söyleyeyim size. Sizlerin de var hayvanlar. Hayvanlarım var kesinlikle. Hem sokak olsun hem evcil olsun. Her türlü hayvana hizmet veriyorum. Yeri geldi buraya hani bir ücretsiz de geldiler. Barınaktan falan kurtarılmış hayvanlar. Ben hani hiçbir şekilde ücret almadan da yapabilirim. Öyle evet efendim, iş yeriniz gerçekten çok tatlı ve şirin olmuş. Burada tam olarak seyircilerimiz için aktarabilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Hangi malzemeleri satıyorsunuz? Şöyle ki efendim, yaptığımız şeyler genel bütün hayvanların bakımları, tıraşları, kulak temizliği, ana işte ne bileyim onlara göre her tür onların ana bakımları, genel bakımları diyelim. Her şeylerini kapsayabilir. Bütün hayvanların kuaförlük hizmetini veriyorum severek. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 18. 18 yıldır. Onun yanı sıra da onlara ait her şey bulunuyor satışta. Kuş olsun, kedi olsun, köpekçiklerimiz olsun, sokak hayvanlarımız olsun, evcil hayvanlarımız olsun. Onlara yönelik bütün ne ihtiyaçları varsa temin edebilirler Allah'a şükür. Çok güzel efendim. Gerçekten de teşekkür ediyoruz. Bir sürü de başarı dolu bir hikayeniz var aslında. Ben onu merak ediyorum. Sizin hikayenizde, girişimci bir kadın olduğunuzda en etkileyici şey ne oldu? Buraya açmayı nasıl karar verdiniz? Ben onu merak ediyorum. Ben güçlü bir kadınım. Ayağımın üstüne durabilen biriyim. İstanbul'da da bunu yaşadım. Kendime güvenerek... Hiç paranız olmasa da buradan bayanlara sesleniyorum hani ben de bir bayan olarak görsünler. Esnaf oldum sonradan tabii ki de. Ama kendine güvendikten sonra hangi işi seviyorlarsa o işi yapacaklarından benim hiç şüphem yok. Çünkü ben öyle başardım. Özgüveniniz tam olsun. Para bir yere kadar. Hiç sıfırdan, ben burada malım bile yoktu, içeride mal bile yoktu yani. Gelip gidenler görmüştür, beni yakından tanıyanlar bilir. İçeride hiçbir şeyim yoktu, kış sezonuydu. Tabii ki COVID-19'da girdikten sonra biraz zorlanmadı değilim, zorlandım ama başarılmayacak hiçbir şey yok. Ayağımızın üstünde durduk. Ne güzel efendim. Kendi başarınız, kendiniz tamamen ayağınızın üstünde durmanız, kendinize olan özgüveniniz, bayanlar hani kendilerine güvensinler. Yapamayacakları hiçbir şey yok bayanların. Bayanlara ben güveniyorum yani. Onlar her şeyi yapar. Evet. Yapamayacak olsam ben de yapamam. Yeter ki istesinler. Para değil. Evet, para değil. Parasız da başarılıyormuş. Ben bunu öğrendim. Yani şöyle başladım. Mesela bir malım vardı. Bir tane diyelim bir çuval mamamız vardı diyelim. Onu satıp iki koyduk. İki satıp üç koyduk. Üçüncüyü koyduk. Bir tıraş yaptık. Onun yerine mal koyduk. Çoğalttık böyle. Hani ne bileyim. Sıfırdan olunca böyle oluyor. Hani bizim bir köşede sermayemiz olsaydı, hani dükkanı ağzına beraber doldursaktık, öyle de olabilirdi ama bizim böyle oldu. Bu şekilde başladı. Bence bu şekilde olmasa daha iyi.
daha iyi değerini biliriz işimizin. İnşallah hayırlı evet. kazançlarınız olsun efendim. Peki eleştiri aldınız mı ilk işe başladığınız zaman? Buradan aldım, Aksaray'dan. Abla işte geldiler, burada olmaz ya, burada hayvan kuaförü, insanlar kendine bakmıyor falan diyorlardı. Hayır efendim, ben onu kabul etmiyorum diyordum. Ve ben içimden yapacağımı düşünüyorum, yapacağım da. Nevşehir'den, Avanos'tan, Kayseri'den, Kırşehir'den müşterilerim var benim şu anda bakın. Yani hepsi sadece ben makasarşı değil, benimkisi yani Japon hocalarım vardı benim, İstanbul'a gelirlerdi, otellerde eğitimler alınırdı, ne bileyim konferanslar olurdu, toplu böyle eğitimler verilirdi. Yeri geldi sonraki zamanlarda işte biraz uzmanlaştıktan sonra ben de eğitimler verme durumunda kaldım. Kadıköy'de eğitim veriyordum hayvan şeylerine, kuaförlerine, yeni başlamış olanlara. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. İnsanlar azmederse her şey olur. Yavaş yavaş. Her şey yavaş yavaş. Peki seyircilerimiz için siz de bir girişimci kadın olun. Ben bu kadar zorlukları aştım, geldim. Sizler de yapabilirsiniz evet. Diyor musunuz? Diyorum. Evde oturup ben hiçbir işe yaramıyorum diyen bir insan olamaz. Hepimiz bir işe yarıyoruzdur. Hepimizin içinde bir cevher vardır. Ama daha bunu gün yüzüne çıkaramamışızdır. Şu şöyle olabilir. Şu anda bizim devletimiz Türkiye'de çok güzel hanımlara, beylere, hepimize yönelik çok güzel faaliyetler çıkartıyor. Bunun yanı sıra kadın kolları var. Ne bileyim işte belediyelerimiz çok güzel bize destekler sunuluyor. Eğitimler veriliyor. Kurslarımız var. Evet, ben de biliyorum onları. Gerçekten çok beğeniyorum. Sağ olsun devletimiz kadınlara olsun. İnsanların hepsine genel diyorum. Çok faydalı birimleri var. O kurslardan gidip beğendikleri, kendi sevdikleri bir dalda, yapabileceklerini umdukları bir dalda olsun. Ders alırlarsa, hani eğitim alırlarsa sonrasında onu da meslek haline dönüştürebilirler. İş yerlerini açabilirler. Açar. İş yerlerini açamasa açar. Bile evlerinde bu işleri yapıp paralarını kazanabilirler. Evet efendim, evet kesinlikle azim yani... Hırs değil de azim diyeyim ben size. İlk önce inanmak. Daha sonra başarı kendiliğinden evet. gelecektir. Ben öyle düşünüyorum. Aynen öyle. Ben başarıyı şeyde buluyorum. Daha ben ileriye yönelik çok şey yapacağım ya. İnşallah efendim. Bayanlara hep bayanlara yani. İleride eğer bir yerlere gelirsek hani eminim geleceğim. Ben kendimden eminim. Öncelikle resminizi çizin bayanlar. Buradan size sesleniyorum. Kendi hayalinizi kurun. Boş hayal değil. Resmimizi çizelim. Onu hayal edelim. Kesinlikle başaracağız. İnşallah böyle. Siz gerçekten de mesleğinizde de başarılı mısınız? Çok seviyorum evet. Daha çekimden önce de anlatmıştınız. İstanbul'da, Londra'da gerçekten önemli işler başarmışsınız. Evet. Şimdi de Aksaray halkı için gelmiş Songül ablamız. İnşallah hayırlı bol kazançlar olur diyorum. Bizleri buraya kabul ettiğiniz için evet. de çok teşekkür ediyorum. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim Aksaray'daki. Belediyemiz güzel faaliyetler yapıyor. Hayvanlarımızı doyuruyorlar. Ben sokak hayvanları için de çabalıyorum. Onlara da kapımızın önüne kaplarla su koymayı ihmal etmeyelim efendim. Tamam teşekkür efendim, ileteceğiz bunları da. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Songül ablacığım, bugünün anısına belediye başkanımız Sayın Evren Dinçer'in size ufak bir hediyesi var. Güzel günlerde kullan inşallah. Ederim, çok efendim. Da selamlarını getirdik çok sizlere. Sağ olun Büşra Hanım. Ben de buradan Evren Dinçer Bey'e teşekkür ediyorum. Her şey için teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz efendim. Bizleri iş yerinize kabul ettiniz. İnşallah tekrar söylüyorum. Hayırlı bol kazançlarınız olur. Güzel işler başaracaksınız. Ben buna inanıyorum. Siz de bir kadın olarak da tebrik ediyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum ben de hepinize. Belediyemiz adına da buradan herkese tekrar teşekkür ediyor. Geçmiş olsun diliyorum. Efendim bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her pazartesi saat 19'u gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Ben de bir girişimci kadının benim yanıma da gel diyorsanız iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.